tekrar iyi günler arkadaşlar. Şimdi ikinci fasikülde santral sinir sistemi ile başlıyoruz. Santral sinir sistemi ile ilgili hem vaka hem de bilinmesi gerekenleri tek tek çıkartalım. Santral sinir sistemi ile ilgili birinci sorumuz. E, aşağıdaki ilaçlardan hangisi alkolik hastalarda alkol içme isteğini azaltan bir GABA analoğudur? Bu sorunun cevabı olan Akamprozat. Akamprozat özellikle hem bir GABA analogu olması hem de zayıf NMDA reseptör antagonisti olması nedeniyle alkol bırakma kliniklerinde kullanılmaktadır. Alkol içme isteğini azaltan bir ilaçtır aynı zamanda. Seçeneklerde bulunan yine topiramat GABA reseptör agonisti. Ee, onun dışında bu propiyon atipik bir de, antidepresan. Etkisini noradrenalin ve dopamin üzerinden gösteren bir depresyon ilacı. Amitriptilin seçeneklerde bulunan yine bir trisiklik antidepresan. E seçeneğinde bulunan zonisamit ise bir antiepileptik sodyum kanal blokörü. Bu, Bu sorunun cevabı e, akan prozattır. Tekrar hatırlatmak isterim. Alkol içme isteğini azaltan bir gaba analo. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soru. E, uykusuzluk tedavisinde kullanılan bir ilaç. GABA'nın inhibe edici etkilerini kolaylaştırıyor. Bakın GABA üzerinden etki gösteriyor ve GABA'nın etkisini potansiyelize ediyor. Ve fakat buna karşılık antikonvizan veya kas gevşetici etkileri bulunmuyor. Fizyolojik etkiye, fizyolojik uykuya etkisi minimal ve etkisi flumazenil tarafından antagonize ediliyor. Dolayısıyla bu ilaç hangisidir? Şimdi bu soruda bir kere bu ilaç Gaba'nın etkisini potansiyelize ettiği için bir benzodiazepin ya da benzodiazepin benzeri bir ilaç olması gerekiyor. Fakat benzodiazepinlerin antikonvülzan ve kas gevşetici kas gevşetici etkileri var. Ama eee atipik benzodiazepin olan sopiklon, zolpidem, zaleplon gibi ilaçların ise bunlar atipik benzodiazepin, benzodiazepin gibi etki gösteriyorlar. Ancak antikonvüzan ve kas gevşetici etkileri bulunmuyor. Ayrıca bu atipik benzodiazepinler ilaveten fizyolojik uykuyu etkilemedikleri için ideal uyku ilaçları olarak kabul ediliyorlar. Ayrıca yine soruda geçen fulumazenili hatırlatmak isterim. Fulumazenil hem benzodiazepin hem de atipik benzodiazepin zehirlenmesinde antidot olarak kullanılmaktadır. Soru 3. ambulans şoförlüğü yapan 28 yaşındaki kadın hastaya anksiyete tanısı konmuştur. Gebelik testi pozitif olan bu hastada motor koordinasyonu etkilemeden hamileyken kullanabileceği anksiyotik ilaç aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru. Şimdi bu soru esas olarak güzel bir soru. Şu nedenle Tabii ki hamile kadınlarda anksiyolitik ilaç kullanımı önemli bir sorun. Fakat anksiyolitikler içinde Buspron keratojenik etkisi yok kabul ediliyor. Yani keratojenik sınıflandırmada B kategorisine giriyor ve bu nedenle hamilelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Buspron serotonin 1A reseptörleri üzerine parsiyel agonistik etki gösteren sadece anksiyotik etki yapan, sedasyona yol açmayan bir anksiyolitiktir. Ve dikkat ederseniz soru da motor koordinasyonu etkilemeyen diye sorulduğu için sedasyon yapmayan, sadece anksiyeteyi ortadan kaldıran, hamile kadınlarda kullanılabilen bir ilaç. Buspron. İlaveten buspron için şunları da söylemek isterim. Benzodiazepinlerden veya barbituratlardan farklı olarak hipnotik etkisi bulunmamakta, antikonvüzan değildir, kas gevşemesi ortaya çıkartmamaktadır. Dolayısıyla e, ilaveten motor koordinasyonu da bozmamaktadır. Fakat tek benzodiazepinlerden e, belki hani negatif tarafı anksiyotik etkisi bir hafta 10 gün sonra başlamaktadır. Bu açıdan akılda kalması gerekiyor. Üçüncü soru, ee, düzeltiyorum. Dördüncü soru. 3 yaşında erkek çocuk baygın olarak acile getiriliyor. Ailesi e, çocuklarının fare zehiri yediğinden şüpheleniyor. E, hastanın kanında striklin tespit ediliyor. Hasta oluşan semptom, e, hastada oluşan semptomlar aşağıdaki reseptörlerden hangisi aracılığıyla gerçekleşmiştir? Şimdi öncelikle striklini hatırlarsak. Striklin Glisin reseptörleri üzerinden etki gösteren bir madde. Dolayısıyla bu sorunun cevabı zaten çok basit. Glisin reseptörleri üzerinden etki göstermektedir. Stilik'in glisin reseptörleri klor kanal reseptörleridir ve medulla spinaliste inhibisyon ortaya çıkartmaktadır. Stilik'in bu reseptörleri bloke ederek medulla spinalis medulla spinalis kaynaklı bir konvüzyon ortaya çıkartmaktadır. Dolayısıyla tetanoz toksinine benzemektedir. Tetanoz toksini de medulla spinaliste glisin reseptörleri üzerinden etki göstermektedir. Seçeneklerde bulunan GABA, B seçeneğinde bulunan GABA reseptörüne bakmak isterim. GABA reseptörü esas olarak hem medulla spinaliste hem de santrasini sisteminde ana inibitör, medyatördür. Bu nedenle akılda kalması gerekiyor. Nikotinik reseptör üzerinden süksinil kolin önemlidir. Süksinil kolin nikotinik reseptörlerin agonistidir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Glutamat santral sistemi de eksitasyon yapan bir nörotransmitter. Onları da gözden geçirmiş olalım. Beşinci soru. 35 yaşında erkek hasta son 10 yıldır anksiyete nedeniyle diazepam kullanılıyor. Sonra ilacı aniden kestiği öğreniliyor. Hasta ilacı kestiğinde karşılaşacağı en olası sorun aşağıdakilerden hangisidir. Şimdi diazepam gaba reseptörleri üzerinden etki gösteren bir benzodiazepindir. Ve benzodiazepinlerin aniden kesilmesi aynı alkolik hastalarda olabildiği gibi deliryum tablosuna yol açabilir. ve bu tablo konvizyon, ve halüsinasyonlar içerir. Dolayısıyla e, bu sorunun cevabı konvüzyon ve halüsinasyon. Dediğim gibi tekrarlarsak benzodiazepin aniden kesilmesi, e, alkol yoksulluk sendromuna benzer konvüzyon ve halüsinasyonlarla seyreder. Fakat seçeneklerde bulunan örneğin adenal yetmezlik, steroid tedavisinin aniden kesilmesiyle ortaya çıkar. Ateş ve kas rijiditesi nöroleptik malin sendrom tablosudur ve levodopa'nın aniden kesilmesiyle ortaya çıkabilir. Miyokart faktüsü, e, örneğin beta reseptör blokörlerinin aniden kesilmesiyle oluşabilir. Respiratuar depresyon morfin zehirlenmesinde görülen bir tablo. Soru 6. 16 yaşında erkek çocuk son iki yılda üç kez önce yüz kaslarında çekilmeler ve ardından konvüzyonlarla devam eden ve yaklaşık bir dakika süren nöbetler nedeniyle diazepam tedavisi alıyor. Diazepamın etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Diazepam bir kere bir benzodiazepin. Bunu biliyoruz. Benzodiazepinler GABA reseptörleri üzerinde etki gösteriyor. GABA reseptörleri, klor kanal reseptörleri ama özellikle şunu hatırlatmak isterim. GABA'nın 3 tane reseptörü var ki benzodiazepinler GABA A reseptörü üzerinden etki gösteriyor ve bu reseptör bir klor kanal reseptörüdür. Bu GABA A reseptörünün aktive olmasıyla nöron hücrelerinde hiperpolarizasyon ortaya çıkmakta dolayısıyla nöronal aktivite baskılanmaktadır ve bu nedenle ee, konvizyonların tedavisi de benzodiazepinler kullanılmaktadır.